Yine AK Parti böyle de Cumhuriyet Halk Partisi, net söylüyorum. Bak kaç yıldan beri, şunu şuraya yazın. 25-26, 24-25-26, bir ileri bir geri. Neden? Peki kutuplaştıran kim? Kendi ideolojisinden ödün vermeyen kim? O kavgaların içerisinden ödün vermeyen kim? Millete sana ihtiyacım yok. Çünkü beni bir gün gazete manşetlerine iktidara getirmeye çalışıyorlar. İktidara gelmeme de gerek yok. Zaten ben iktidardayım diyor. Siz ne yaparsanız yapın. Milletin reyi, oyu. Bir bakıyorsunuz yargı bir karar çıkarıyor. Bir bakıyorsunuz Anayasa Mahkemesi bir karar çıkartıyor. Bir bakıyorsunuz ki eski Türkiye'nin o medya patronları manşet atıyorlar, manşet. Diyorlar ki biz yöneteceğiz, biz edeceğiz. Hadi yönet de görelim bakalım. Milletin oyu olmadan yönet de görelim bakalım. İşte yeni sistemi, yeni sistemi istememelerinin sebebi o. Yeni sistem 50'nin üzerinde. Alırsan millet sana 5 yıl, tam 5 yıl boyunca istikrarlı bir hükümet verecek. Ama 5 yıl, o 50'yi alabilmek için de geleceksin lan. Şu ter dökeceksin değil mi? Korkmayacaksın. Korkmayacaksın. Güneydoğu'ya gittiğinde aman Türk bayrağı olmasın sakın diye oraya talimat verip PKK'nın tasallutu altında miting yapmayacaksın Kılıçdaroğlu. Bunu korkarak 50'ye ulaşamazsın. Gelir, gelir bugün onlarla beraber kol kola girersin, kol kola. Hem de kol kola girersin. Bilesin ki bunu yapmak için hizmet ödeyeceksin bir de. Diyeceksin ki AK Parti şehir hastanesi söyledi, yapıyor. Sen de bir şey yapacaksın. O Allah nasip ederse işte 18 Mart köprüsünü yapacak. Sen de bir şey önereceksin. O bin liralar engellilere siz yalnız değilsiniz, çaresiz değilsiniz, kimsesiz değilsiniz. İnat ediyorum faize para vermeyeceğim. Sizinle beraber yarına adım atacağım diyeceksiniz. Bir şey söyleyeceksiniz değil mi? Bir şey söyleyeceksiniz. Bunu söyleyemezsen, ittifak edemezsen, kol kola giremezsen, beraber olamazsan, önce memleketim, önce milletim demezse, bir yerlerde saplanıp kalırsan, 50'ye ulaşamazsın, korkusu o. Sen 25'te bu ülkeyi idare edeceksin, öyle mi? Geçti o günler. O günler geçti artık. Öyle bir şey kalmış değil. Bu memlekette bunu bundan sonra gerçekleştirebilmek de mümkün değildir. Çok net bir şekilde söylemek istiyorum. Başbakan olmadan, Cumhurbaşkanı ile beraber olmadan böyle bir sistem yürür mü? Tamam. Razıyız, aldık, kabul ettik. Sen Kılıçdaroğlu, yanına bir tane daha Kılıçdaroğlu da beraber genel başkanlığı yap. Bir muhtar, iki muhtar olarak genel muhtarlık yapsın. Bir belediye meclisi, iki belediye meclisi. Böyle bir şey mümkün mü? Böyle bir şey mümkün mü? Yani sistemi, yeni sistemi öyle yerlerden vurmaya çalışıyorlar ki. Al yeni bir genel başkanlığı, Kılıçdaroğlu. Zaten yetiştiremiyorsun sen. Yetiştiremediğini hepimiz biliyoruz. Her yerde medet arıyorsun. Her yerde çare arıyorsun. Her yerde acaba biz bu eski Türkiye'yi nasıl, ne şekilde yerinde tutarız? Kılıçdaroğlu, uzaya gitsen de çare yok uzaya. Millet kararını verdi. Uzaya gitsen de çare yok. Bakın, gecenin ne dedik biz? Kış, mış, yok mücadele devam edecek. Evlatlarımız, Allah onlardan bin kere razı olsun. Hiç gözünü kırpmadan, bak gözünü kırpmadan bir muhalefet milletvekili kalkıp diyor ki işte o köyde terörle mücadele yapıyorsunuz. O köyde şehit olan evladımızı sormuyor. Gözü terörle mücadele ederken ilk mücadeleyle karşı karşıya kaldığında karşı taraftan gelen hain kurşunla kör olan özel harekatçımızı sormuyor. Daha ötesi var. Daha ötesi. Şanlıurfa'da, Viranşehir'de oradan çıkıp o bombayla beraber sadece ve sadece bir kedisine süt vermek için annesinden izin alan 11 yaşındaki o sahibi sormuyor. Terör ne oldu? O örgütteki adamlar ne oldu diye bana onun hesabını soruyor. Sen git onu kendine sor. Git onu kendine sor, bize sorma. Ve
diyor ki ben Diyarbakır'da bana başkanlığı yaptım. O eski defterlerinin Diyarbakır'da ne olduğunu Diyarbakırlılar iyi biliyor. Zaten sen doğru dürüst birisi olsaydın Cumhuriyet Halk Partisi'nden Diyarbakır'dan memur seçilirdin de İstanbul'a gidip başkasının hakkını almazdın. Seni Diyarbakır'da ne olduğunu, nasıl teröre hizmet ettiğini ve bu ülkede nasıl bir noktaya getirdiğini herkes biliyor. Buradan Kılıçdaroğlu'na çağrım var. Çok net ve açık bir şekilde partinizin içerisinde bulunan bu PKK sempatizanlarına isim vermeyin. Bu millet bunun hesabını size sorar. Çok net bir şekilde bu millet bunun hesabını size sorar. Hatırlıyorsunuz değil mi? 7 Haziran seçimlerini terör örgütünün nasıl havaya girdiğini, nasıl bize abra tabra sattığını, ne diyorlardı? Özellik ilan edeceğiz. İşte şunları yapacağız. Göreceksiniz her tarafta kantonlar, mantonlar bir şeyler ifade etmeye çalışıyorlardı. Hadi bakalım şimdi özellik ilan edin de görelim sizleri. Hadi bakalım. Hadi bakalım ilan edin de görelim. Hiçbir endişeniz olmasın. Hiçbir endişeniz olmasın. Bütün arkadaşlarımız, bütün hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın talimatı, Başbakanımızın talimatıyla birlikte bu meselenin kökünü kazıyacağız. Ve ülkemiz artık bu işe maliyet ödemeyecek. İnsanlarımız bedel ödemeyecek. Aa burada söylüyorum. Çanakkale'de birliğimizin ve beraberliğimizin teminatı olan bir şehirde söylüyorum. Kürt kardeşlerim size sesleniyorum. Hem de Çanakkale'den, Türkiye'nin en batısından sizi bu PKK'nın tasallutundan kurtaracağız. Birlikte beraberliğimizde yarına adımlarla birlikte gidelim.